Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Bugün bu videoda coinler neden düştü? Üst coin, alt coin düşüşün sebeplerini açıklayacağım ve Chainlink üzerine yoğunlaşacağım. Dün bir video atacaktım sizlere. Diş tedavisine gittim dün. Dişimde bir rahatsızlık var. Kanal tedavisi yapıyorum. Hani kist var dişimde. Onun için sürekli tedaviye gidiyorum. İlaç koyuyorlar içerisine. Geçici dolgu yapıp geri gönderiyorlar. Her neyse. Bu düşüşü ben öngörmüştüm. Keşke ama keşke bir telegram grubumuz hali hazırda var olmuş olsaydı bu düşüşlerin olacağını sizlerle paylaşacaktım. Dün video çekemediğim için paylaşım yapamadım. Dün e, tedavim vardı ve hani ağzımı hareket ettiremiyordum. O yüzden video çekemezdim. Keşke ama keşke diş tedavim bir gün sonra olsaydı da bu düşüşü öngörmüştüm. Çünkü böyle bir düşüş olacağını hissetmiştim. Ciddi anlamda düşüşlerin geleceğini hissetmiştim. Şu an şu senaryoya baktığımız zaman insanların aklına ayı sezonu mu geldi acaba? Boğa sezonu bitti, artık coin'ler çok çok düşüşe geçti gibi bir düşünce oluyor. Bu bir taraf düşünenler. İkinci taraf düşünenler ise her zaman şunu savunmuştur. Her zaman da yanılmışlardır. Bakın göstereyim. Bitcoin yükseldiğinde alt altcoin'ler düşermiş. Altcoin'ler yükseldiğinde de Bitcoin düşermiş. Kim diyor abi bunu? Ne zaman? Bu eskiden de bitti gitti bunlar. Bitcoin bugün 76 bin liraya kadar düştü. E, Altcoin'ler niye yükselmedi? E tamam okey. Bitcoin bugün ina, dün inanılmaz zarar gördü. 9 bin liralık bir düşüşe geçti Bitcoin. Yani kendisini 88 binden kaldırdı. 76 bin lira kadar düşürdü. Yani arada 10-12 bin anlık bir düşüş oldu. E sizin düşüncenizle gittiğimiz zaman e Bitcoin düştüğünde altcoin'ler neden tavan yapmadı? Mesela link neden 300-400 lirayı görmedi? Çünkü öyle bir şey yok. Bu çok eskidendi. Çok eskiden Bitcoin hızlı ravaştaydı. Çünkü bütçesi düşüktü. Şu anda şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Bitcoin'e yatırım yapacak çok çok az insan var. Bu yatırım yapan insanların çoğu şirket sahibi. Çoğu zengin. Hani bu parayı atıyorlar buraya umursamıyorlar. E, Türkiye'de bunu yapabilecek çok çok az insan var. Mesela adam Bitcoin alıyor 80 bine. Giderse de 80 bin bana dokunmaz diyor. Bizim için hayat kurtaran bir para. Mesela 80 bin lira benim için çok çok büyük bir para. Ben öğrenciyim. Benim gibi bir sürü insan var. İzleyen kardeşlerimiz arasında da bir dünya insan var. Hani şu algıyı artık silin. Ya bitcoin yükseliyor altcoin'den çıkalım böyle bir şey yok. E bitcoin düştüğünde altcoin'lerin hepsi düşmüştü. Şurada görmüş olduğunuz bütün coin'ler dünyanın zararını gördü. Gelelim şimdi bu coin'ler neden düştü? Hani ben bu coin'lerin düşeceğini nereden öngördüm? Arkadaşlar dün dolar şurada halen rekor kırıyor. Dün 7.71 TL'yi gördü. Yani dolar dünya bazında bakın sadece Türkiye'de değil. Dünya bazında bütün para birimleri karşısında çok büyük değer kazandı. Hani enflasyona doğru gidiyordu. Bir önceki videomda söylemiştim. Yüzdikilik bir enflasyona doğru gidiyordu diye. Ama Amerika bunu fırsat bildi. Yüzdikilik enflasyon düşüşü yerine %5'lik bir artış yükseltirdi. Hemen önüne geçtiler. Siyasi olaylar oldu doların yükselmesiyle. E şimdi ne alaka diyeceksiniz dolar yükselince? Dolar yükselince kripto paradan paralar çekilir, dolara yatırılır. Çünkü şöyle düşünün ülkemizde bu işe bakın. Mesela her birinizin ağabeyi, işte babası, amcası, dayısı işte ben bitcoin'e para yatırıyorum desen o neydir? Hani cebime giriyor mu budur? Elle tutulur bir şey midir? E değil bu sanal kripto para. Ama dolar öyle değil. Dolara elini alabiliyorsun. İnsanlar bundan güven duyuyor. Ya en azından elimde olan bir şey diyor bu. Gider en kötü bozdururum. Zarar da etsem bozdururum diyor. Onun için dolar yükseldiği için herkes bu sefer dolara yatırım yaptı. E, ne, dolara bir sürü yatırım olunca dolar direktmen değer kazandı. Hani şöyle düşünün. Link üzerinden örnek vereyim. Link'e ne kadar çok. Alım emri yaparsanız link o kadar çok yükselir. Ne kadar da çok bozdurursanız o kadar çok düşer ya. Aynı mantık. Dolar da millet aldıkça dolar daha baldı da başına gitti. Bakın 7.71'den bahsediyorum. Şu ana kadar Türkiye'de tarih rekoru kırdı. Böyle bir şey olamaz yani. 7.71 çok ciddi bir rakam. Dolar arttı. Kripto para düştü. Bütün kripto para düştü. Aklınıza gelebilecek bütün coinler bir anda düştü. Dün bu düşüşü bekledim. Ee, saat... 12.1 civarı inanılmaz bir düşüşe gitti. Dedim beklediğim şey çıktı. Dolar hafif bir daha yükseldi. 7.50'lerdeydi. 7.65'i bir gördü. Şurada görmüş olduğunuz bütün coinler inanılmaz düştü. Yine hafif hafif topladılar kendine. Ben baktığımda Bitcoin 10.000 lira. 11, 12 bin liraya kadar düşmüştü. E Dashcoin 600, 600 lira diyorum özür dilerim. 120 lira bir zarardaydı. EOS bir düşmüştü. 20, şey 19 liraya kadar düşmüş. Ethereum bir düştü 2850'ye kadar. Link bir düştü 83'e kadar. Ya Link'in bu, bu kısmında o kadar fazla kar elde edilebilirdi ki anlatamam sizlere. Şunu şuradan alan insanın kar etme şansı yok. Düşününsene şuraya yok yüklü bir şekilde girdiğinizi. Şu an bile satsanız arada ne kadar bir kar var. Bakın şu an satsanız. E şu an satmanıza da gerek yok. Birazdan analizden iyice yapacağım sizlere. Genel bazlı konuşmak gerekirse ya benim favorim köklü LTC bile 341 liraya kadar düştü. Ne olursa olsun Bitcoin'i bile devirir. Dolar yükselirse bütün coinleri devirir arkadaşlar. Buna dikkat etmek lazım. Hani <laughs> bir coin'e yatırım yaptığımızda sadece o coin'in analizlerini incelememek lazım. Ben böyle yapmıyorum. Ben doların da analizlerini inceliyorum. Hani dolara büyük bir yatırımlar gelirse o kripto parada olan bütün coin'ler düşer. Bu kaçınılmazdır. Lütfen şu düşüncede olmayın. Bitcoin yükseliyor. Ben altcoin'den çıkayım. Çıkma. Böyle bir şey yok. E Bitcoin düşüyor. Altcoin yükselecek. Öyle de bir şey yok. Tamamıyla her biri farklı hacimden işlem görüyor. Her biri farklı hacimden. Unutmayın bunu. Bitcoin'in 24 saatte hacmi 1652 BTC. E niye? Fiyatı yüksek? E gelin Chainlink'e bakın. Abi 1 milyon 445 bin 428 hatta şu an 603 link'e kadar çıktı. Bu kadar bir hacimden bahsediyoruz. E sebebi ne? Hadi burada olsa olsa bu 24 saatlik hacim şudur. 24 saat içerisinde alım satımdır dostlarım. Hani sadece alım emri değil bu. Satım da dahil. Hadi diyelim ki panik yaratıldı. Hadi bunun 445 binini sattılar diyelim. Hadi imkansız da hadi var diyelim. E 1 milyon link alınmış. E bu derece yatırımın olduğu bir coin sizce yükselmez mi? Bırakın bak analizi yapmıyorum şu an. Açtım size işte low'unu short'unu göstermiyorum. Normal bir mantık ya sadece küçük bir düşünceyle yola çıkalım. Bu kadar fazla yatırımın olduğu bir şey sizce düşer mi? Daha da fazla düşürür mü kendini? E görüyorsunuz düştükçe halen çıkacak. E gelin bir de dolara bakın abi. 11 milyon 482 bin 824 dolar var şu an. Doların yani artık küçük küçük azalması zor. Gerçekten zor. Siyasi temellerinin çökmesi lazım. Veyahut da birkaç ülkenin isyan etmesi lazım artık bu ne diye. Doların çekmeleri lazım. Çekmediği takdirde dolar yükselir, kripto para düşer. Panik yapmayın. Ta ki dolar düşer, bizim coinler yükselir. E ben girdim XSM'ye, sitelere girdim ben. Bir yatırım yaptığım coinleri de söyleyeyim size. Ben Chainlink'e de girdim. Ben Chainlink'i 103'ten yüklü bir alım yaptım. Panik demeyeyim hayır. Dün düştü 83'e kadar panik yaptım mı yapmadım. En yüklü de ben girdim arkadaşlar. Gerçekten yüklü bir link girdim ben. E siteler ciddi bir boyutta yüklü girdim sitelere da. E ben aldığımda bunu 71 kuruştu e şu anda 62 kuruş falan bayağı bir değer kaybetti ama telaş yapıyor muyum yapmıyorum. Onun için dostlarım telaş yapmayın. Hani bu düştü bunu satayım zarar ettim ama zararın neresinden dönersem döneyim kardır öyle bir şey yok ya. Ya en kötü diyorum bakın en kötü bak şu an hiç analiz yapmayacağım sadece en düşük düşünceden düşünüyorum. En kötü bir sene sonra bu coin zaten yükselir. E hangi coin görüyorsunuz? Şu BTC Türk Pro'da hangi coin bir sene önce neydi de şu anda? Bak sadece şu anlık buradan analiz yapıyorum. Mesela şuradan bana bir coin deyin ki ya bu bir sene önce 500 liraydı da şu an 100 lira. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir coin yok. Burada öyle bir coin yok. En kötü beklersen 2 ay beklersin en kötüsünden bak. Hadi analizi de başlıyor. 2 ay beklersin satarsın. Analiz ne için var? sat yaparken aradaki karı nasıl hızlı alabilirim? o da paramı daha hızlı nasıl katlayabilirim? E senin elinde zaten sermaye yoksa sen zaten bu coin 1 liraya bile düşse, misal bitcoin 1 liraya bile düşse sermayen yoksa zaten alamazsın. Onun için önce sermaye elde edeceksin. Sermaye elde edebilmek için de zararına coin satmayacaksın. Elde olan sermayeni bitirmeyeceksin. Bakın dostlar, şimdi gelelim Chainlink'e. Chainlink'e ben daha önce de söyledim. Şimdi de söylüyorum. Bana güvenen dostlarım varsa bana güvenmeye devam edin. Bakın çok samimi söylüyorum. Link yükselecek. Linki artık düşürmezler yakındır. Bakın yakındır TRY cinsinden konuşuyorum. Şurada zaten 16 dolara geldiğinde link zaten eski halini alacak. 16 dolar bunun artık bir birinci direnci. Hadi direnci desteği de boş verin şu an. Kaba taslak bir düşünce yapalım. Link 110 liraya tekrardan belki bugün belki yarın çıkacak. Ardından 120'ye çıkacak. Ha ne yapabilirsiniz? Ben kendim maksimumdan söylüyorum. Ben linke 130 emir girdim. Niye girmeyeyim ki? İyi de kar ediyorum. 140'a emir girmiştim, bozdum, 130'a girdim. Şu an 130'a çıkacak. Yakın bir zamanda. E çıktıktan sonra bu coin zaten 130'dan tekrar düşecek. E Ben gerekirse düşünce alırım yine. E yine bu halleri görecek. Link 4-5 gündür bu halleri görüyor. 99'a düşmüştü en son. En düşük. Ardından tekrar 130'a çıkmıştı. Görmüştünüz bunu da videosunu çekmiştim. İzleyen dostlarım çok iyi bilir. E arada al yaparak komisyonu zaten alabilirsin. Ha ben kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben bunu 120'ye çıkar diyorum ama bunun bir garantisi yok dostlarım. Lütfen bana güvenerekten coin'e yatırım yapmayın. Ben sadece kendi kişisel analizlerimi sunuyorum. Ben link'e yatırım yaptım. Kendim açımdan konuşuyorum. Ben link'e 130'a emir girdim. Sattıktan sonra da inanıyorum ki 130'dan düşecek. Belli bir yerden sonra 103'lere 105'lere gene düşer. E düşünce tekrar alırım. E tekrar 130'a satarım. Aradaki karımı alırım. Ta ki nereye kadar? Bu coin artık belli bir yerde küçük küçük hareket edene kadar. Nedir bu belli bir yerde küçük küçük hareket? Eos gibi. EOS mesela 24-25'i zor görmesi. Gerçekten zorluyor yani. Niye? Çok küçük hacim dilenliyor. E biliyorsunuz ki 23 oluyor, 24 oluyor. Arada 1 lira oynuyor sadece. Bunda da çok alsat yapamazsın. Bunu da alırsın, sağlam bir analizi izlersin. Mesela izlersin ben EOS ile ilgili uzun vadede bir şey yaparım. Çizerge çizerim. Hani şunlar olabilir, bunlar olabilir diye. Öyle bir kare elde edebilirsin. Ama kısa vadede EOS'tan kare elde edemezsin. Analizini yapmadım. Belki de patlamak üzere. Bilmiyorum ama kaba taslak konuşuyorum. EOS değil, X coin olarak düşünün bunu. Sadece EOS gözüme çarptı. Onu söyledim yani. Her an patlama da yaşayabilir. Analiz yapmadım bilemem yaparsam söylerim zaten. Onun için dostlarım panik yapmayın. E 83 liraya çıkmıştı. E tekrardan 97 liraya çıktı. E, şu an 83'ten alıp 97'ye satan zaten ciddi bir kar elde etti. Ama satmaz adam da biliyor. Adam da biliyor ki bunun 120'ye sata satabileceğini tekrardan. Demem o ki dostlarım. Eğer 130'dan yukarıya aldıysanız 140'a emir girin. Eğer 130'dan aşağıya aldıysanız da 130'a emir girin. Zaten şu civarlardan alan da her türlü yarıda Şu civardan aldığınızı varsayarsam 130'a bir emir girin dünyanın parası. 130'a bile satmanıza gerek yok. 120'ye satın hızlı satın. Düşünce gene alırsınız. Yatırım tavsiyesi değil sadece kişisel görüşlerimi söylüyorum. Onun için tekrar ediyorum. 130'dan yukarıya Chainlink'i aldıysanız eğer 140'a satın. 130'un aşağısını aldıysanız da emrinizi 130'a girin. Şu civarlardan bir yerden aldıysanız da 120'ye satın. Hızlı bir şekilde alsat yaparak karınızı çıkartın. Düşünce gene başka coinlere yönelirsiniz. Veya da chainlink üzerinden. Yani demem o ki dostlarım sabırlı olun. Dolar yükseldiği için altcoinler düştü. Bu bir yere kadar. Bu ay sezonu değil. Bunu kesinlikle ay sezonu olarak tanımlayamayız. Böyle bir ay sezonu olmaz. Ay sezonu demek dolar sabit kalır. Kripto para borsası küçük küçük düşer. Hatta küçük düşmeleri de bırak. Büyük büyük düşer. Tıpkı bunun gibi olur. Bunun gibi olur. Aynı senaryo olur. Ama dolar da yükselmez. Şu an bunun ana temeli dolar. Görüyorsunuz. Yükseliyor halen yükseliyor. Artık bir yerden sonra bir belli bir S verir. Ne olur biliyor musunuz? Hiç düşmedi varsayalım. Dolar mesela 7.67'ye sabitlendi varsayalım. Belli bir yerden sonra kripto para da artık hareketlenmeye başlar. Çünkü dolar yükselmedikçe bunlar da e, kripto kripto paralarda değer kazanır. Mesela şöyle düşünün. E, daha kolay nasıl anlatabilirim? Şu şekilde anlatabilirim dostlarım. Mesela bitcoin şu anda zararda ya. 24 saatlik değişimde 5.17. Hani 24 saat geçtikten sonra Bitcoin yeşil ışık verecek. Hani şu yeşili veriyor. Ne Nasıl daha kolay anlatabilirim? Dostlarım ya çoğunuz anlamışsınız da anlamayan bir kişi bile olsa onlara da daha net anlatmak istiyorum. Hani şu anda 24 saatlik değişimde 24 saat önce Bitcoin 85 bin liraydı. Şu an 80 bin lira. Onun için %5'lik bir zarar var. Ama 24 saat geçtikten sonra normal fiyatına gelecek. Bu sefer yeşile girecek. Yeşile girdiğinde de hani kar gibi görünecek. 24 saat önce yüksekti, 24 saat sonra düşük. Aradaki stabili gelecek, rengi yeşil olacak. Yani artık artışa geçiyor demek. Onun gibi düşünün. Bu da belli bir yerden sonra bu şekilde kaldığında, 7.67'de, bu civarlarda bir yerde kaldığında artık bunlar da yeşil ışık vermeye başlayacak. Bu coinlerin hepsi. Dolar sabitlenecek, kripto para hareketlenecek. Bu senaryo sürekli aynı olmuştu. Dolar Türkiye'de ilk defa tarih rekoru kırdığında 5 olmuştu. Hani 1-2 sene önce 5 liraya çıkmıştı ya. Orada da kripto para borsası çökmüştü. E tekrar daha hepsi yine yükseldi. Bitcoin mesela 40 bindi. 80 bine çıktı. Yani artık şunu düşünmeyin. Ya bu dolar hiç durmaz. Kripto para çöker o zaman biz kripto para çekelim elimiz ayağımızı. Değil. Belli bir yerden sonra dolar sabitleşir. Kripto paralar hareketlenir. Diyeceğim o ki dostlarım sabır sabır sabır. Bu süreçte yakın zamanda telegram grubu da kuracağım. Çünkü anlık değişimler çok oluyor. Bunları söylemek istiyorum sizlere. Ee, Telegram grubumuzu kurduğumda da zaten hemen sizlerle paylaşırım. Sizler de gelirsiniz. Orada geniş geniş analizler yaparız. Yani sabırlı olun dostlarım, acele etmeyin. Bu coin yani Chainlink yükselecek. Bundan emin olun. 120'ye tekrardan çıkacağını düşünüyorum. Kesinlikle de yatırım tavsiyesi değildir. Bir bakarsanız da 40'a düşmüş. Onun için bana güvenip lütfen yatırım tavsiyesi yapmayınız. Ben sadece nacizane kişisel görüşlerimi sizlere sunuyorum. Şimdilik bu kadar dostlarım. Bir sonraki videoda geniş geniş bütün coinlerin analizlerini yapacağız. Nerelerden sonra yükselebilir? Onları göstereceğiz. Şu an kaba taslak bir düşüşlerin genel sebebini söyledim ki kafanıza soru işareti kalmasın. Acaba bitti mi? Borsa mı çöktü gibisinden düşünceler gelmesin. Veya o daha iyi sezonuna mı girdik? Artık yatırım yapılmaz gibisinden düşünmeyin diye genel bir tabir olarak düşüşün sebebini açıkladım ve Chainlink üzerinden de nereye kadar çıkabileceğini yoğunlaştım. Bugünlük bu kadar dostlarım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirileri açmayı unutmayın. Lütfen videoda like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Esen kalın dostlarım.